Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Efendim piyasanın yönünde aslında piyasalara yön verecek olan tabii ki başarılı genç girişimci iki kardeşimiz gelecek şimdi ekrana. Biri Muhammed Emin Helvacı, Başkent Üniversitesi öğrencisi. Diğer kardeşimiz ise Ömer Kodaz, yine Başkent Üniversitesi öğrencisi. Sevgili arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi sizler beni aradığınızda başarılı bir girişim projesi yaptığınızı söylediğinizde ben de dedim ki piyasada artık güzel şeyler konuşalım. Lütfen dedim konuğum olun ve bu güzel şeylerden biraz moral ve motivasyona ihtiyacımız var. Gündem biliyorsunuz hep seçim ama ben sürekli hep programlarımda diyorum ki katma değerli üretim yapalım, daha pahalı ürünler üretelim, ülkemizin ihracat geliri çok üretmekle değil, pahalı ve kaliteli teknolojiye dönük yatırımlar yapmakla, üretmekle mümkün. Bunları sizler gerçekleştireceksiniz. Bizler de size bu anlamda birazcık önce olalım, biraz da sizi motive edelim istedik bir anlamda. Önce sevgili arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? İzleyicilerimizle bir paylaşın. Biraz şöyle içimiz açılsın. Çok karardık böyle. Dolar yükseliyor, seçim böyle atmosferi. Herkes böyle bir şeyler söylüyor ama aslında sizin söyledikleriniz bizim için çok önemli şu anda. Tabii ki. Öncelikle projemizi size tanıtalım. Öncelikle projemizi ismi 25 kW gücünde elektrik motoru tasarımı, imalatı ve analizi. Projelendirme süreci aslında 4. sınıfa geçtiğimizde başladı. Okulun yayınladığı bitirme projeleri konularının seçim süreci başlamış oldu böylece. Konuları incelerken bu projeye rastladık. Yakın çevremizde sanayi odaklı çalışmalar yürüttüğü için bu projenin yapımında yer sıkıntısı da yaşamayacağımızı düşünerek ve yürütmekte olduğumuz bu mühendislikte uzmanlaşmak için yerinde bir proje olduğunu düşünerek seçtik. Proje kapağında tahmin edilen maliyetin de bizi öğrenci olarak aşmayacağını düşündük ve projeyi desteksiz, ödenek almadan yapmaya karar verdik. Peki bu proje nerelerde kullanılacak? Hangi sektörde, ne amaçla ve bugün geldiğiniz nokta nedir? Şöyle, bu projenin amacı aslında 1500'de bir hızdayken, motorun 1500'de bir hızdayken iki ön tekeri 25 kW'dan 70 beygir gibi bir güç üretip ortaya çıkarıp bu gücü ön iki tekere verip ön çekişli ya da şöyle diyelim 4 adet tüm tekerleri eş zamanlı 140 beygir gibi bir güç üretip 4 teker olarak üretilecek bu elektrik motorunun arabaya entegre edilmesiyle aslında bizim amacımız. Tabii ki ancak şöyle, bu proje üniversitelerde ders yerine koyulan bitirme projesi olduğundan 9 aylık gibi bir süre içerisinde motoru imal ettik. Ancak arabaya yerleştirmeye yetiştiremedik. Yani zaman kısıtlaması nedeniyle motor okulu hibe edilip ileriki zamanlarda projenin geliştirmesi için ve arabaya entegre edilmesi sağlanabilir. Şimdi tabii ki peki neden? Aynen. Şöyle açıklayalım sizlere. Şimdi ithal gelen yakıtların tüketimini azaltmak ile birlikte maddi tasarruf elde edilecek ülkemiz adına. Enerji verimliliğinden söz edebiliriz. Çevre kirliliğine önlemle birlikte hava temizliğinin sağlanması, sessiz çalışması ile ses kirliliğinin azaltılması, motorun ısınmaması da büyük bir etken, düşük bakım gereksinimi ve daha uzun ömürlü olması, yüksek tork ve güç yoğunluğu sayesinde daha küçük, hafifken aynı güç seviyesi yakalanabilmekte ve böylece daha az makine kullanım sağlar ve kilogram bazında daha düşük seviyelere iner normal benzin veya dizel motorlara göre. Peki bir de şöyle diyebiliriz, geniş uygulama yelpazesi sağlar. Uygulama alanlarını açarsak çamaşır makinelerinde, klimalarda, diğer tüketici elektroniklerinde kullanılabiliyor. Ve şöyle diyelim, son zamanlarda yüksek verimliliklerin güç tüketiminde önemli bir azalmaya katkıda bulunduğu fanlarda da görünmektedirler. Projenin bir diğer hedefleri de kullanım alanlarının ve bu kadar avantajın sağlandığı bir ortamda günlük yaşantıda en çok kullanılan sektörlerle eğilimini sağlamak, elektrik motorunun çalışma prensibini ve avantajlarını insanlara yaymaktır.
Bir diğer amaç şu olabilir. Ön çekerli benzinli veya dizel motorların araçlarını arka iki tekere bu motoru entegre ederek aracın zorlandığı durumlarda yokuş yukarı yollarda dört çekeri aktif ederek yakıt tüketimini azaltmak da olabilir bu projenin. Şimdi Türkiye'nin en büyük problemi biliyorsunuz enerjide dışa bağımlıyız ve özellikle petrol ve türevlerinde yani kimya sektöründe de bunu çok fazla görüyoruz, otomotiv sektöründe de çok fazla görüyoruz ama Avrupa öne aldı. Ve Avrupa bu anlamda elektrikli araçlar konusunda 2030 yılından sonra trafiğe çıkmayacak. Bu tarihten önce önümüzdeki yıldan itibaren de Avrupa'da elektrikli otomobil üretimi tamamen durmuş vaziyette. Şimdi böyle olunca bizim de bir an önce bir işler yapmamız lazım. Yani Avrupa'nın ikinci el araçlarının satıldığı, benzinli ve dizel araçların satıldığı bir ülke değil, bizim de elektrikli ve benzine bağımlı olmadan çalışabilen araçlarımızın olması lazım. Şimdi bu anlamda sevgili arkadaşlar, hani bize bir icat çıkartmayın, işte eski köye yeni adet getirmeyin diyenlere inat, böyle güzel bir iş yapmışsınız. Hakikaten çok da keyifli. Peki zorluklarla karşılaşmadınız mı bu işleri yaparken? Yani bir takım engeller çıkmadı mı karşınıza? Bu engelleri nasıl aştınız ve bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? Projede tabii ki pek fazla ilk başlarda bilgimiz olmadığı için araştırmalar yaparak başladık projeye. Genelde Türkçe olarak pek literatür yoktu bu konuda. Evet. Biz de daha çok yabancı kaynakları araştırarak başladık. Yani bu yaklaşık bir ay kadar sürdü. Çok fazla makale araştırdık, okuduk. Gerekirse iletişim kurmaya çalıştık. Daha çok bu Almanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Çin menşeli kaynaklardı. Ardından yani tabii tasarıma geçmemiz gerekiyordu ve yani bu sorunları aza indirmek için dikkatli bir şekilde ilerlememiz gerekiyordu. Biz de analizle birlikte tasarımı aynı anda yürütmemiz lazımdı. İlk başta analiz programı hakkında da çok fazla bilgimiz yoktu. Bu yüzden önce analiz programlarını araştırıp öğrenip ondan sonra bunu tasarımla birlikte yürütmeye başladık. Analizimizi tasarıma uyarladık. Yani biz direkt tasarımı yapıp başlamadık yapmaya. Önce analiz yapıp, önce tasarımı uygulayıp analize soktuk. Analiz bize güzel sonuçlar verirse o tasarımı uyguladık. Bu sayede biz en az 9 tane falan tasarım değiştirmek zorunda kaldık. Bu en başta bize bir bilgi kattı her konuda. Ardından imalat sürecine geçtik tasarımımızı belirledikten sonra. İmalatta da tabii her şey söylediği gibi kolay olmuyor. Çünkü motorun çok hassas, gerçekten çok hassas yerleri var. İşlenmesi gereken çok hassas yerleri var. İlk başlarda biz en kötü, şöyle örnek vereyim, sajlarımızı kestirdik. Sajlarımız çok hassas bir biçimde kesilmesi lazım. Bu süreçte kesilen yerde çok hassas kesim olmadığı için tabii biz ilk başta burada bir engel yaşadık. Çünkü hassasiyetimizi iyi ayarlayamamıştı veya biz de dikkat etmemiştik diyelim. Tekrardan burada kesime gittik ve farklı saj kullanarak yaptık bu işi. Ardından imalat montaj kısmına geçtik. Montaj kısmında diğer parçaların üretilmesi yine çok hassas bir şekilde, dikkatli bir şekilde oldu ve biz burada maliyeti de düşünmek zorundayız. Hani sürekli onu at, yenisini yap, böyle bir şey olamaz. Çünkü ne de olsa bir ortamda tasarlanmış, çizilmiş bir şey, bizim mühendislik budur. Yani çizilmiş şeyi aynı şekilde çıkarmamız lazım. Bu sayede çok fazla fire vermeden tasarımımızı, montajımızı gerçekleştirdik. Tabii bu gerçekten zor oldu. Hani birkaç tane parça attık, yeniden yaptık falan ama gerçekleştirdik. Peki bunu ne zaman ve nasıl entegre olacak? Yani ne zaman biz bunu uygulamada görebileceğiz ve ne zaman bu hani alıcı bulacak? Ya da bunun işte aslında bir anlamda ben sizleri bu şekilde Türk sanayisine de sanayicisine de tanıtmak için bugün özellikle ekranımıza aldım. Çok teşekkürler, sağ olun. Ne zaman şöyle olacak? Diyelim, peki, o durum zaman, ne? Evet. Bu projeyi tabii biz yetiştiremiyoruz. Hani okuldan dolayı mezun oluyoruz artık. Bu ders yerine verilen bir projeydi. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası okulda veya hani melek yatırımcılarda. Hani girişimcilere yardım etmek adına da buradayız. Yani her şey adına buradayız bu motor hakkında. Yani ileriki aşamalarda okulların da, başka okulların da, sadece Başkent Üniversitesi'nin değil, başka okulların da bu motora verilecek desteklerle güzel yerlere gelip, hani biz yapamadık, başkaları yapar. Şimdi burada amaç zaten sevgili arkadaşlar,
sizin bu işleri amaç burada yapamayıp yurt dışına gitmeniz değil, Türkiye'de bu işleri yapmanız ve gerçekleştirmeniz. Ben pek çok girişimci kardeşimizin bu projeleri maalesef Türkiye'de gerçekleştiremediğini ve yurt dışına gittiğini, orada tabii ki girişimcilik iklimi çok önemli, orada başarılı olduğunu görüyorum. Bu beni tabii çok üzüyor. Bugün özellikle sizin gibi üniversitede okuyan böyle başarılı genç kardeşlerimize de bu şekilde hem sizi gösterelim, sanayicilerimiz sizi görsün. Böylelikle de hani size bir anlamda tecrübeleriyle destek olsunlar istiyorum. Amacım buydu. Çok teşekkür ediyorum. Katıldınız programıma, renk kattınız. Türkiye'de güzel işler de oluyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Muhammed Emin Helvacı ve sevgili Ömer Kodas kardeşimiz. Böyle güzel bir haberle size aslında bir anlamda, yani Türkiye'de güzel işler de yapılıyor ve yapılmaya da devam edilecek. Yeter ki bu genç arkadaşlarımızın elinden tutalım ve bunların ve bunun gibi yüzlerce genç kardeşimiz var. Onların yurt dışına gitmelerini engelleyelim ve onların da özellikle Türkiye'nin sanayisinin, ekonomisinin önemli bir yapı taşı olduğunu da görelim, idrak edelim. Bu anlamda niyet güzel, hükümetin niyeti de güzel, çok ciddi teşvikler var girişimcilikle ilgili. Ama bu iyi niyetin artık ekonomiye katma değer olarak da geçmesi gerekiyor. Şimdi Hatice Kolçak karşımda, ekonomist. Sevgili Hatice, günaydın. Nasılsın, iyi misin? Günaydın Sami, iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Hep böyle karamsar karamsar gidiyoruz ya. Biraz da dedim böyle güzel haber verelim. Böyle biz nelerle uğraşıyoruz, gençler bak nelerle uğraşıyor. Ne kadar güzel işler yapıyorlar. Bu arada tabii ki piyasalar... Dedim ki pazartesiden beri ne hikmetse kimse yarınki para politikaları kurulunu konuşmuyor. Yani bu kadar önemsizleştik artık. Merkez Bankası yarın açıklama yapacak. Hakikaten hiçbir yerde de gündemi olmadı. Ya bu kadar bu işi böyle ne derler? Önemsizleştirdik aslında. Hissizleştirdik tabiri de aslında tam da geçerli olabilir. Ne diyorsun Hatice? Yarın ne olacak? Ne yapacak Merkez Bankası? Şok bir karar verir mi mesela, yoksa klasik beklentiler doğrultusunda teğet mi geçeriz seçim öncesi? Vallahi şöyle, dediğin gibi önemsizleştirdik, değerleştirdik, hiç konuşmuyoruz. Hiç, evet. Yani normalde düşünebiliyor musun? Merkez Bankası bir ülkenin ne kadar önemli, ekonomik açıdan ne kadar önemli, çok. Yani biz Amerika'da Fed'i takip ediyoruz. Hani yani. Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası'nı takip ediyoruz. Yani dünyada merkez bankalarını takip ediyoruz. Ama Türkiye'de artık konuşulmayacak bir duruma geldi maalesef. Neden? Neden? Yani nedeni biliyoruz. Hiçbir şekilde artık hani faizi düşüreceğiz ya. Politika faizimiz 8,5. Hani belki bilmeyenler, unutanlar için şimdi tekrarlayalım. 8,5'ta bıraktık. Düşürdük, geldik 8,5. Gerçekten unutuldu politika faizde. Çünkü hem konuşulmuyor hem de Sami piyasayla hiçbir ilgisi yok. Yani faizler düşük diyoruz ya, aslında faizler düşük falan değil Sami. Yani faizler baya baya yüksek. Bugün bankaya gittiğiniz zaman işte faizi düşürmenin aslında getirdiği dolaylı sonuçları yaşıyoruz şu anda. Nasıl yaşıyoruz? İşte Merkez Bankası'nın bankaları getirdiği ek yükümlülükler, yaptırımlar, düzenlemeler, liralaşma vurgusu, bunlarla beraber artık bankalarda şöyle söylüyorum, bundan sonra konuşu, en azından şimdilik şu, bilmiyorum hani seçim sonrası farklı bir ekonomi politikası mutlaka uygulanacak diye düşünüyorum. Artık faizler yüksek. Gerçekten. Bakın mevduat faizi, kur korumalı mevduat, buralarda faizler şu anda %40, %50'lere doğru gidiyoruz. Yani neresi düşük bunun? Değil. Kredi almaya gittiğiniz zaman kredi faizlerine bakalım. Kredi faizleri de ihtiyaç kredisi ya. Bugün ihtiyaç kredisi %60'lara geldi. Tabii. Konut kredisi deseniz %3,5, %4. Bankalarda bu tarz seviyeler var. Tamam. Bakıyorsun %3'ün altında rakamlar da var ama bütün rakamlar tamamen kopmuş durumda politika faiziyle alakasız bir şekilde. Yani iyi kötü yine bir şey vardı, birbirine yakın gidiyorlardı ama artık bu liralaşmayla ve baskı ve düzenlemeyle tamamen raydan çıkmış durumda. Şöyle söyleyeyim, şu anda faiziniz kaç derseniz bana göre faiz şu anda %50. Tabii. Çünkü uygulama bu şekilde bankalar tarafından. Bir de tabii işin kötü tarafı şu.
isteseniz de kredi alamıyorsunuz bankadan. Yani banka size bana kredi ver dediğinizde ihtiyaç kredisinde bile şu anda bu iki seçim arası dediğimiz bu özel dönemde şu anda hiçbir şekilde 1 lira kredi vermiyor ki işte biliyorsun geçen hafta bu avans olayını kapattılar. Açıldı ama ben hala kontrol ediyorum, kesinlikle düzelmiş değil. Hala kapalı, birçok insanın kapalı açılanlar olsa da. Yani neticede söyleyeceğim şu, enflasyonla artık yani elimizde gerçekten enflasyona yakın bir artık faiz, aslında üstüne çıkan bile bile şu anda bir faiz var. Bunu kabul edelim. Politika faizi %8,5. En nihayetinde ben bu politikanın gerçekten değişeceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi şu noktaya geldik Sami. Şu anda şu konuşuluyor. Yani ben bunu böyle söylüyorum. Hani şöyle diyorduk. Faizler düşük, hem kura baskı yapıyorsun hem faize baskı yapıyorsun. Artık faiz serbestse elimizde şu anda bir tek kur kaldı. Yani döviz kuru üzerinde bir şey var. Bu yapılan düzenlemelerle bu baskı devam ediyor. Bakıyorum şimdi bu hafta gerçekten iş dünyasına çok ciddi artık açıklamalar gelmeye başladı. Mallar gümrükte çekilemiyor durumuna geldi. Şimdi reel sektörü de çok artık hani bitme noktasına getirdik. Dolayısıyla bir şekilde daha şeffaf, daha güvenilir, hani o güvenilir olma şeyi var ya biliyorsun, güvenilir olma, önümüzü görebilme, bu açıdan baktığımız zaman artık bu politika faizinin de normale dönmesi lazım. Çünkü orada pek bir işe yaramıyor. Neticede sen farklı bir yöntemle bunu zaten yapıyorsun, faizleri yükseltiyorsun. Yani bize sonucu bu şekilde olduğuna göre o zaman en azından bunu normalleştirmemiz gerekiyor politikada, ekonomi politikasında. Normale dönersek seçimden sonra biraz daha belki düzeltiyor olacağız. Şimdi bu döviz kurundaki yükselme, baskılamaya rağmen tabii yüksek döviz kuru ithalat yapan firmaları da zor durumda bıraktı. Öyle ki ithalat yapan firmalar artık daha düşük kaliteli ithalat yapmaya başladılar. Bu şöyle bir riski içeriyor aslında. Türkiye'nin ürettiği ürünlerin, ihraç ettiği ürünlerin kalitesinin de düşmesine sebep olacak. Yani böyle farklı farklı ileride karşımıza çıkabilecek daha büyük sorunlarla da karşılaşacağız. Bir taraftan da dolar kurunun şu anda olması gerektiği noktada olmadığını söyleyen büyük bir kesim var. Şimdi piyasaya bu şekilde müdahaleyle nereye kadar sürdürülebilir? İşte seçim sonrasını, herkes seçim sonrasını bekliyor. Mesela Merkez Bankası'nın bu politika anketinde yapmış olduğu, piyasa anketinde yapmış olduğu sonuçlar da 24-25 liralarda yıl sonu olarak ifade ediliyor. Şimdi bu anlamda dolar kuru ile ilgili beklentin nedir? Şimdi yani yükselecek beklentisi kesin. Artık olması gereken hani adil değer dediğimiz, artık iş dünyasının, piyasanın da kabul ettiği Merkez Bankası anketi, evet 24 diyor. Yani artık ben 24-25'leri geçtim. Hani benim de beklentim 24-25 civarındaydı. Şu anda 26-27-28'leri artık telaffuz etmeye başlayacağız bence. Hani bir kur atağından ama bahsetmiyorum. Yani olası bir kur atağı. Çünkü bu politikayı siz yani şöyle ne kadar baskılarsanız, ne kadar üzerine basarsanız o kadar orada bir enerji birikiyor ve dolayısıyla da hani bunu zamanda bıraksaydık daha kolaydı işimiz, ama her geçen gün üzerine bastıkça ne oluyor bu sefer? Daha büyük beklentiler, yani rakam 30'lara doğru bu sefer gidiyor olacak. Yani hani o seviyeye kadar geldik. Bir an önce bunun üzerinden bu enerji birikimini almamız lazım. Ne kadar şey yaparsak, çabuk alırsak o kadar iyi olacak. Bir yere oturur çünkü. İthalatla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi evet, kalitesiz ürünler daha fazla gelmeye başladı. Bak mesela şöyle bir durum vardı. Biz ihracatı artırıp ithalatı düşürecektik. Cari fazla verecektik. Cari açığımızı kapatacaktık. Hani bunun tam tersi oldu. İthalatta çok ciddi bir artış var. Hem kalitesiz, ikinci kalite ürünler daha fazla geliyor. Hem de şöyle düşün. Neden ben ihracat yapayım ki? Hem ihracat yapmanın bir anlamı yok. Üretim yapmanın bir anlamı yok. İşin kolayı var. Kur da ucuzken ithalat, patlat ithalatı, daha fazla ürün getir. Yani bu böyle gitmez hakikaten. Hani bu tam böyle artık bugün sabah iş dünyasından yine belki sen de görmüşsündür. Bir dakika bile dayanacak gücümüz kalmadı diyor. Yani 28, değil mi? Yani 28'inden sonra, bu hafta sonu oyumuzu kullandıktan sonra
Ben kimin geleceği konusunda hani bir şey söylemeden kim gelirse gelsin öyle söyleyeyim. Neticede bu ekonomi politikasının değişeceğini düşünüyorum. Tamamen değişmesi lazım. Değişmezse çünkü çok farklı şeyler yaşayacağız. Peki sevgili Hatice, özellikle piyasalarda konut fiyatlarıyla ilgili de çok fazla spekülasyon var. Çünkü bir taraftan şunu söyleyen yani elinde nakitte kalan yatırımcının bu dönemde çok büyük fırsatları yakalayacağı söyleniyor. Bir taraftan da konuta olan talebin azalması da çok ilginç. Çünkü konut artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı 3 yıl öncesine göre. Yatırım aracı olmaktan çıktı bir. İkincisi, şu anda krediler kullanılamayacak durumda. Yani kredi alamıyorsunuz. Hani bana yüksek de ver deseniz size banka kredi vermiyor. Şimdi kredinin önü kapandı. Son aylara baktığımız zaman satışlarda ciddi bir düşüş var. Piyasaya baktığımız zaman yani şöyle bakalım. Yani para artık faize doğru şu anda faize park ediyor. Hani genel anlamda hani piyasayı çünkü okumak için biraz kapitalin nereye gittiğine bakmak gerekiyor ya. Kapital şu anda yatırımcı kitlesi parasını faize götürüyor doğal olarak. Çünkü çok ciddi bir faiz veriliyor artık. Şimdi konuta nasıl yansıyacak? Tabii ki olumsuz yansıyacak. Satışlar düşüyor bu nedenle. Fiyat anlamında baktığımız zaman dikkatimi çeken, ben biraz daha böyle hani orada biraz daha inceliyorum, bakıyorum, daha detaylara bakıyorum. Yani Türkiye genelinde başlayan nominal bir düşüş var. Ama bu demek değildir ki fiyatlar düşüyor. Fiyatlar her ay yine düzenli artmaya devam ediyor. Fakat şöyle diyelim, bir örnek vermiştim ben. Bir araba düşün, 200 kilometre hızla gidiyorsun. İşte o 200 kilometre hızla giden arabanın hızı düştü. Kaçla gidiyoruz şu anda? 135'le gidiyoruz. İşte bunun hızı yavaş yavaş düşüyor. Ama bu fiyatlar düşüyor anlamına gelmiyor. Şimdi genel anlamda şuna baktım ben. Geneli böyle ama bazı lokal yerlerde de örnek vereceğim. Ataşehir. Hani İstanbul'da olduğumuz için sen de iyi biliyorsun. Evet, evet. Örneğin orada çok ciddi bir yığılma var. Neden? Finanskent geldi. Şimdi talebin yüksek olduğu yerlerde hani fiyat anlamında biraz daha düşüşler daha yavaş. Çok büyük bir düşüş yok. Yani hız kesme anlamında diyorum. Oralar biraz daha hızlı gidiyor hala. Ama Türkiye geneline baktığımız zaman önümüzdeki dönemde faizlerin de yüksek olacağını düşünürsek eğer daha stabil, fiyatların arttığı ama biraz daha stabil, daha yatayda gidecek bir piyasa. Maliyetlerden dolayı düşmeyen, yataya yakın ama fiyatlarında biraz enflasyonun altında artacağı bir piyasa diyelim. Yani biraz bunu zaman ve ekonomi politikası gösterecek diye düşünüyorum. Hiç şeye gerek yok. Hani acele edelim, bir an önce alalım. Yani artık %50, %60 size faiz veriliyorsa paranızı gidip oraya park edersiniz. Nakit çünkü çok ciddi bir alım da vardı konutta. Onun da mevduata doğru kaydığını göreceğiz. Peki tabii ki mevduatlar mesela %50'lerin üzerine çıktığında benim tahminim de piyasadaki özellikle dolara olan, dövize olan vatandaşların artık piyasadan dolarını bozup mevduat 50'nin üzerine çıkarsa buraya yöneleceği yönünde. Sen ne dersin bu konuda? Ben zaten şöyle düşünüyorum. Etrafımda da soruyorum bu arada. Diyorum ki elinde hani döviz tutan bir yatırımcı kitlesi var, tanıdıklarım var. Özellikle birebir onlardan bilgi alıyorum. Diyorum ki kaçta bozarsın? 25'te bozmam diyor. 28'de bozar mısın? Bozmam diyor. Kaçta bozarsın? 30'da bozarım diyor. Şimdi bak beklenti 25'lerdeydi 18'lerdeyken. Şimdi 30'lara geldi. Şimdi insanların bu dövizini bozmaları lazım. Nasıl olacak bu? Dövizini bozmaları için bir kere kurun. Hakikaten bir 30'lara beklenti bu yönde. Yani burayı bir görmesi lazım ki insanlar bozsunlar. Ha bozduktan sonra da Sami şöyle bir şey var. Ben bozdum. Ne yapacağım? İşte o zaman %50, %60 faize gidebilirim. Veya biraz belki borsaya götürebilirim. Konu buraya gelecek. Nasıl gelecek bu? Bu bir süreç. Önce evet. Böyle olacak. Arkasından da size şunu yapmanız lazım. Gerçekten piyasaya güven vermemiz lazım. Ya inanılmaz bak CDS'lerimiz 700'ün üzerine çıktı. Başka şeyler konuşmaya başladık. Esnaf iş yapmıyor. Çünkü diyor ki yarın ne olacak belli değil. 3 kuruşum var bari onu tutayım diyor. Mal bile satmak istemiyor. Satarsam yerine koyamam diyor.
İş dünyası mal getirmiyor. Çok ciddi orada bir sıkıntı var. Yani bir keşmekeş var. Bütün bunların seçim sonrası düzeleceğini umut ediyorum. Evet Hatice Kolçak, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Hem piyasa sohbetleri yapıyoruz. Vatandaşın sıcak nabzını sen de benim gibi insanların arasında tutan bir ekonomistsin. Şimdi kısa bir reklama gidelim efendim. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.